Medyapod'un bir hırt programına daha hoş geldiniz. Bu hafta birazcık gecikmeli karşınızdayım. Onun için şimdiden özür dileyim ama önemli bir gelişmeyi takip etmekle meşguldük sizin için. Süryani Rahip Raho'nun ve bir Mardin ve çevresindeki birkaç Süryani köyündeki Süryani vatandaşların gözaltına alınıp ardından tutuklanması ile ilgili ufak bir görüşme yapacağız. Burada bir konuk alacağız Medyapod programımızda. Konuğumuz da David Vergili olacak. David Vergili Avrupa Süryani Birliği'nden aynı zamanda da Rahip Ahu'yu tanıyor. Hafta boyunca da Türkçe ve İngilizce ve Fransızca tweetleriyle olayı sosyal medyaya Avrupa'da taşıyanlardan biriydi. Belki de en önemli bilgileri ondan alabiliyorduk. Bu konuyla ilgili kendisinin görüşlerine başvuracağız ama en önemlisi ilk başta başlarken hemen söylemek istiyorum. Davutoğlu ve ondan önce aslında Bülent Ecevit döneminden başlayan siz bizim diasporamızsınız söylemi. Yani dünyadaki Hristiyanların, Ermenilerin, Rumların, Süryanilerin, Keldanilerin, Yahudilerin siz bizim diasporamızsınız, Osmanlı diasporasısınız. Geri dönün ülkenize söylemleri. Nin bir kez daha nasıl çöktüğünü ve ülkeye geri dönüp yaratmaya çalışan Süryanilerin başına neler geldiğini bir kez daha görüyoruz. Orta Doğu'da önemli bir baskı altındaki Hristiyan toplulukları Türkiye'de bu sefer devlet eliyle bir baskı görüyorlar. Bu konuyu detaylı konuşacağız. Konuğumuz David Vergili. David hoş geldin ve teşekkürler katıldığın için. Öncelikle David bir son durumu öğrenmek istiyorum. Şimdi Rahip Aho hafta başında önce gözaltına alındı. Onunla birlikte birkaç köydeki Süryaniler de. Sonra tutuklandığı açıklandı. Şimdi mesela yarın İçişleri Bakanlığı'yla bir görüşme olacakken denetimli serbestlik mi oldu? Şu andaki o mu? Rahiple ilgili mi? Evet, rahiple ilgili. Yok, rahiple ilgili tutuklama kararı var. O devam ediyor. Hı hı. Bugün avukatlar itiraz etti dosyaya. Hı hı. Ancak rahibin tutukluluk hali devam ediyor. Zaten Mardin cezaevinde. Hı hı. O evet. Konuda şimdilik bir değişiklik yok. Tabii yarın İçişleri Bakanlığı'yla görüşme var. Hı hı. Önemli bir görüşme. Sonucu değiştirebilecek, biliyorsunuz Türkiye şartlarında sonucu değiştirebilecek bir görüşme. Ondan şimdilik ne çıkacak bilmiyoruz ama hı hı. Hem İstanbul hem de Morgabel Manastırı'ndan yetkili İçişleri Bakanlığı'yla görüşecek. Hı hı. Ama Rahip Aho'nun tutukluluğu devam ediyor. Peki bu duruma yani ne olarak açıklandı şey, yani sebep ne birdenbire böyle bir şeyin olması? Şimdi maalesef bizim elimizde de çok detaylı bilgi yok. Çünkü Rahip Aho'nun dosyasında gizlilik kararı var ve bu gizlilik kararından dolayı da avukatlar bugüne kadarki gelişmeleri ya da dosyayı kimseyle paylaşmıyor. Ancak parça parça kesit kesit elimizde bilgiler var. Hı hı. Bunlardan yola çıkarak işte birkaç gün önce, yaklaşık 1-2 haftadır bu manastırın ve diğer Süryani köylerin bulunduğu Bakuk Dağı bölgesinde askeri operasyonlar yapılıyor. Hı hı. Ve bu askeri operasyonlar operasyonlarla paralel olarak da gözaltı ve işte evlere baskınlar yapılıyor. Hı-hı. Bu baskınlar esnasında da Mor Yakup Manastırı'na da gidiliyor. Mor Yakup Manastırı'nda rahip gözaltına alınıyor. Bir de diğer iki köyde de iki tane Süryani. Biri köyün muhtarı, diğeri de uzun yıllar Avrupa'dan döndükten sonra kendi köyüne yerleşen bir Süryani vatandaş gözaltına alınıyor. Zaten Rahip Ahun bulunduğu manastırda çok yaşayan yok. Bildiğin dahilinde rahiple beraber 2-3 tane genç kalıyor. Onun için şimdilik bildiğim kadarıyla rahiple manastırda kimse yok. Getirilen suçlama 2016 ve 2018 yıllarında o bölgede bulunan örgüt üyelerine yardım ve gıda yardımında bulunmak.
Bunun ötesinde daha fazla bilgi yok. Onun için aslında tam olarak neyle suçlandığını da bilmiyoruz. Elimizdeki tek bilgi, tek veri bu. Hürgüt militanlarına gıda ve su yardımında bulunmaktır. Böyle bir durumda sanırım Türkiye'de çokça başvurulan bir yöntem olarak gizli tanıkların ifadeleri doğrultusunda Abuna'nın tutuklanması çok haksız bir durum. Zira Abuna'nın kaldığı yer belli, işi belli diyeceğim ki işte kendisini Tanrı'ya adamış bir insan, adresi belli, kaldığı yer belli. En azından tutuksuz yargılanma ya da gözaltı durumu olabilirdi ki o yola başvurulmadı. Ve bugüne kadar da aslında kamuoyuyla ya da bölgedeki Süryanilerle de pek bilgi paylaşılmadı. Anladım. Peki şimdi bir taraftan da başka vatandaşlar da var gözaltına alınan. Bir de bu vatandaşlar aslında Süryani vatandaşlar Türkiye'ye geri dönenler. Yani bu son 10 senedir sürekli olarak işte Türkiye'ye geri dönün çağrısı yapan Davutoğlu döneminden başlayalım. Buna en çok cevap verenler Süryanilerdi ve bölgede özellikle Mardin bölgesine geri dönmek ve tekrar orada bir hayat kurmak için bir sürü çaba gösterdiler. Yani orada yerleşim yerlerini tekrar restore ettiler. Üretim, ekim, biçim olsun her konuda bir geri dönüş yapabilmek için çaba sarf ettiler. Şimdi yani bu gözaltılar ve tutuklamalar ne demek oluyor yani? Nasıl bir mesaj alıyorsun bundan? Şimdi yani 4 gündür oluyor bu gözaltılar işte tutuklanma başlaması. Bugün 4 gündür zaten bütün Süryaniler arasındaki tek tartışma konusu bu gözaltılar ve rahibin tutukluluk hali. Bu her halükarda Süryanilere aslında geri dönmeyin mesajı gönderiyor. Her ne kadar öyle bir mesaj ortada yoksa da. Ama hem daha önceki yıllarda Süryanilerin yaşadıkları zorluklar, geri dönen Süryanilerin yaşadıkları işte bürokratik sorunlar, bölgede var olan işte feodal yapılanmadan nemalanan bazı grupların işte istedikleri gibi kanun yapmaları ya da bölgede var olan işte güvenlik boşluğu Süryanileri çok zor durumda bıraktı. Hem bu biliyorsunuz bu işte Süryanilere geri dönün çağrısı aslında daha önce de Bülent Ecevit zamanında yapılmıştı. Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde bu çok artmıştı ama hiçbir zaman devlet bu söylemin altını bir şekilde doldurmadı. Sadece söylem bazında kaldı ve bunun altını dolduracak herhangi bir siyasi, ekonomik ya da diplomatik adım atmadı. Bölgede de herhangi bir iyileşmeye gitmedi. Bölgeye dönen Süryanilerin çoğu zaman kendi sorunlarını kendi imkanlarıyla halletmeye çalışan insanlar oldu. Eğer mahkeme yoluna gidecek olsalar işte hukuki süreç çok uzun ya da çok yavaş işlediğinde Süryaniler o yola bile başvurmuyor. O zaman araya da bazen üçüncü şahıslar girmektedir ki o da çok işte masraflı olduğundan Süryaniler bir şekilde kendi sorunlarını çözmeye yöneliyorlar ki bu çok sağlıklı bir durum değil. Onun için hem var olan zorluklar göz önünde bulundurulduğunda hem de bugün yaşananlar işte rahibin tutuklanması ya da işte yıllardır bölgede tanınan işte bir köy muhtarının tutuklanması ve yıllar sonra işte Avrupa'dan, Almanya'dan dönmüş bir insanın tutuklanması ya da gözaltına alınması tabii ki Süryanilere bir mesajdır. Süryaniler zaten durumu endişeyle seyretmekte ve takip etmektedir. Bu kesinlikle Süryanilerin bir şekilde topraklarından uzaklaştırmalarını ya da var olan bağların daha da zayıflatılmasına yol açacaktır. Peki şunu sormak istiyorum toparlamadan önce. Şimdi Türkiye'de yani herhangi bir rahibin gözaltına alınması, yani bir din adamının, din görevlisinin gözaltına alınması o bölgedeki din daha yüksek mertebedeki din görevlilerini bir alarma geçirir. Türkiye'de de şu anda böyle bir şey var ki İstanbul'daki vakıf yetkililerinin yarın İçişleri Bakanı ile görüşecek olmaları böyle bir beklentiyi ortaya koyuyor. Peki yurt dışındaki tepki ne tam olarak? Çünkü normalde bir din adamı
yani görevi başındayken çok fazla rastlanan bir şey değil gözaltına alınması ya da tutuklanması. Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinde birkaç kere görmüşüm, birkaç kere okudum, olduğunu okudum. Bir kere Ermeni bir din adamının tutuklandığını biliyorum 80 döneminde. Şimdi bir Süryani din adamı görevi başındayken, yani ne, kim olduğu, ne yaptığı, Tanrı'nın evinde hizmet eden bir din adamının görevi başındayken gözaltına alınmasının Avrupa'daki ve dünyadaki Süryanilerdeki tepkisine? Şimdi yani tahmin edersiniz ki Avrupa'daki tepki Türkiye'dekinden daha farklı, daha radikal haliyle belki de. Tepki çok, hem de bazen çok ağır oluyor. Bunu hem yaptığımız görüşmelerde ya da sosyal medya üzerinde Süryanilerin tepkilerine baktığımızda çok büyük tepkiler var. Sizin de söylediğiniz gibi çok alışıldık bir durum değil. Özellikle işte bir rahibin tutuklanması, yani gözaltına alınması, ondan sonra tutuklanması ki rahip sabah 6'da işte manastırdan alınıp işte Mardin'e götürülüyor falan. Bunlar çok alışılmadık durumlar. Yani 90'lı yıllarda bölgedeki Süryani din adamların yaşadıkları sıkıntılar vardı. Biri papaz, biri rahip fide için kaçırılmışlardı zamanında 90'lı yıllarda. Ondan sonra diğer bölge metropolitinin yaşadığı bazı sıkıntılar vardı. Ama bu şekilde ilk defa bir din adamının tutuklanması oluyor bölgede. Tabii ki Süryanilerde de çok büyük bir tepki var. Çoğu zaman da aslında anlaşılmayan bir durum, kabul edememe bir durum var. Çünkü bir rahibin işte siyasetle ya da var olan güncel konularla ilgilendiği yoktur yani. Çünkü belki bunu işte Türkiye'de konuştuğumuzda biraz garip geliyor ama hani Süryani toplumu içinde ya da Süryani kilisesi içindeki rahiplik mevkisini düşündüğümüzde gerçekten bizim açımızdan çok ilginç bir durum. Çünkü rahiplerin hiçbir şekilde işte siyasetle ya da dünyavi işlerle uğraştıkları görülmüyor. Zaten mesela bölgedeki Süryani manastırlarından da gidildiğinde çoğu zaman misal siz rahipleri ya da rahipleri göremezsiniz. Ortalıkta değiller yani. Çünkü onların görevi zaten insanlarla iletişim içinde olmak değildir. Bana zaten o bölgedeki manastırlar da işte dünyavi hayattan ya da insanlardan uzak olmaları için dağ başlarında, tepe başlarında inşa edilmiş yerlerdir. Onun için hani bizim açımızdan bu açıdan olayı kabul etmek ve anlamak biraz zor. Tabii ki ortada büyük bir tepki var. Onun için de iki gündür Avrupa'nın farklı yerlerinde toplantılar yapılıyor, görüşmeler yapılıyor. Bu durumun işte bu haksızlığın giderilmesi için. Peki son bir şey daha. En son yine bir Süryani iki rahibin kaçırıldığını haberi daha çok gündeme gelmişti. Suriye'de olmuştu bu. Sonra da zaten bu haber takibi yapıldı, kötü haberi almıştık. Ama özellikle Süryanilerin Orta Doğu'daki bu varlığına yönelik bir tehdit genel anlamda böyle bir şeyden söz edebilir miyiz? Hem Orta Doğu'daki varlığa tehdit varken bir taraftan da şimdi Orta Doğu'nun aslında bir parçası olan yani Türkiye'nin doğusunda yine bu sefer de resmi olarak yani bir tutuklama görüyoruz. Türkiye'deki adalet sistemini biliyoruz. Hiçbir zaman ne olduğunu gerçekten söylemiyor ilk başta. Niye tutuklandıklarını bilmiyoruz. İşte Osman Kavala örneği ve diğer gazetecilerin, sivil toplum örgütü çalışanları örneği ortada. Yıllardır tutuklular ama herhangi bir sebep ortaya çıkmış değil. Gizli tanıklar. Süryanilerin Orta Doğu'daki varlığı tehdit altında mı? Şimdi biliyorsunuz hem aslında Süryanilerden ziyade Orta Doğu'daki Hristiyan varlığı tehdidi daha çok bir tartışma konusu oluyor. Evet. Özellikle Avrupa'da ya da tartışmalarda Süryanilerden ziyade tabii ki Süryaniler de Orta Doğu'da ama Süryanilerle beraber misal diyelim ki Irak'taki Ermenilerin durumu da tartışılmalı ya da Irak'taki Ezidilerin durumu da işte masaya yatırılmalı. Evet, orada doğuda bir Süryani ya da Hristiyanların geleceği konusu
tehdidi ortada. Öyle bir tehdit var. Hem Irak'ta hem Suriye'de. Şöyle bir fark var. Irak'ta ve Suriye'de yaşananlarda aslında Hristiyanları ya da Süryanileri çoğu zaman hedef alan devlet dışı aktörlerdi. Özellikle Irak'ta. Her ne kadar merkezi yönetim ya da bölgesel yönetimlerin basiretsizliği ya da harekete geçirmeleri olsa da ama asıl faktör devlet dışı aktörlerin Süryanilere ya da diğer azınlık gruplarına saldırıları, katliamları ve tabii ki bir şekilde de göçe zorlanmaları. Şimdi Türkiye'de çok farklı bir durum var. Şimdi ilk defa Türkiye'de misal rahibin tutuklanması devlet dışı aktörden değil de devletin kendisinden geliyor. Evet. Bunun tabii bu noktayı bu farkı ortaya koyarak Ortadoğu genelinde tabii ki hem Süryanilerin hem Hristiyan halkların ve daha genelinde aslında azınlık toplumların tehdidi var ve bir noktaya kadar da aslında yok olma tehdidi de ortada bulunmaktadır. Bu zaten birçok çevre tarafında da kabul görülen bir görüştür. Tabii çok teşekkür ederim. Umarım bu hafta en azından güzel bir haber alacağız ve Rahip Ahun'un bırakıldığını görebileceğiz. Bunu da herhalde yarınki görüşmeden sonra, İçişleri Bakanlığı'nın görüşmesinden sonra bir sonuca bağlanabileceğini umuyorum. Yani biz de umuyoruz. Umarız güzel bir haber olur. En azından yani bir yanlış düzeltilir, bir haksızlık düzeltilir. Umarım güzel bir haber çıkar. Çok teşekkürler David.